Evet millet, bugün Maestro Rogue aldı oyunun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Şekil adı da görüldüğü gibi roguelike bir oyun zaten. Kendisi böyle 2D, 2.5D denilebilecek grafiklerle oynuyoruz. Aslında 3D de denilebilir buna ya. 3D sayılabilir. Neyse, böyle oynayacağız ve işte değişen labirentler varmış. Bunların içinde oynayacağız. İlerlemeye çalışacağız. Roguelike oyunları zaten biliyorsunuz artık. Onun dışında oyunun fiyatı şu anda yok. Bakayım, gözüküyor mu şurada fiyatı? Mist Rock dersek. Herhangi bir fiyat şu an gözükmüyor. Eklememişler de. Demosunu oynayabilirsiniz sizler de. Bize oyun inceleme için bir kod gönderdiler bana. O şekilde deniyorum oyunu zaten. Onun dışında tek oyunculuğu. Türkçe dil seçeneği ne yazık ki yok ama Türkçe dil ben şu anda yaptım. Onu nasıl yaptım yine? YouTube'da bir tane video çekmiştik. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında bakalım bakalım. Fena durmuyor ya. Grafikler falan hoş duruyordu. Dedim ki bir deneyelim oyunu. Şöyle bakacağız. Birlikte ilerleyeceğiz. Göreceğiz. Sistem gereksinimleri de dediğim gibi çok yüksek değil zaten. Ve bu kadar. Fiyatına bakamıyoruz. Aslında fiyatını da göstermek isterdim de. Fiyatına bakamıyoruz. Roguelike aksiyon oyunu kendisi. Evet. Deyip daha da uzatmadan şöyle oyuna geçelim direkt. Şimdi Türkçe dili dediğim gibi YouTube'da anlattım. Unity oyunlarını Türkçe'ye çevirmeyi anlatmıştım zaten. Oyna deyip direkt şöyle ufaktan başlayalım bakayım. Her şeyi yavaş yavaş çeviriyor Türkçe'ye. O yüzden gayet başarılı. Devam ki. Şimdi bir tutorial olacak mı onu merak ediyorum. Harit şurular falan değişiyormuş sürekli. Bakayım Türkçeleştirme gelecek mi hemen. Aradım yaşayan zindan. Sonunda buraya ulaştım. Değişik. Çok yavaş çeviriyor. Niye böyle acaba? Belki bulabilirim. Bu arada belki bir şey bulabilirim falan. Çeviriler çok yavaş ilerliyor nedense şu an. Vay. Ufak ara droplar gidiyor. Sebebini anlamadım. Oo, düşündüğümden iyi duruyor şu an. Kontrolleri gayet iyi duruyor. Söyleyeyim. Şöyle space ile kayıyoruz. Sol tuşla vuruyoruz. Hiç fena durmuyor. Buradan da TR'yi gösteriyor. Yine space diyor. HP. Mana gel. Bu ne? İtemlerimiz. Ekipmanlar. Şurada işte üyelerimiz falan var. Pot falan kullanırken buradan yapacağız. Kısa yol tuşu C mi acaba? C ile mi kullanıyor? Shift'te falan bir şey yok değil mi? Tamam. Space'te kayıyoruz. Sol tuşla vuracağız falan. Tamam. Hop. Allah. Vuruyor yalnız. Bayağı vuruyor. 7 gold aldık. Hoppa. Oyun Japon Kore yapımı galiba benim gördüğüm kadarıyla en azından. Zaten dillerde de sadece Japonca, Çince ve İngilizce var. Yani öyle yapmışlar. Space'le kaçıyoruz falan. Bitirdiğimizde de P ile burayı açıyoruz. G ile silah. He, gelen silahı tıklayıp kullanabiliyoruz. Tamam. Oo, combo olayı geldi. Oğlum çok iyi duruyor oyun. Aslında tam bak şuradan fena değil de şöyle bakarken yandan dönüşler aslında farklı. Yani kılıçla alakasız dönüyor birazcık da. Bak burada şöyle bakarken fena değil ama aşağı bakarken fazla önden dönüyor. Ama dediğim gibi fena değil. Düşülüyor mu diyecektim. Bak bunu sırf var ya. Neyse. Düşme nedeniyle hasar alıyorsun gerçi. Tam ölmüyormuşsun. Her yerden düşülüyor mu peki? Şuradan atlamam yok mu? Bir daha atlıyormuşsun. Neyse devam. Mağara şurada haritada gözüküyor değil mi? Bakayım neyi göremiyorsun şu an. Kameranın olduğu yerde sadece gold birimim var. Şu an kaç goldum varsa onu gösteriyor. Alev falan atıyorlar ha. Fena değil ama şey işte kaçınma olayının biraz sıkıntılı gibi. Yani
Bilmiyorum nasıl yapacağız onu acaba. Geldim. F'ye bastım. F'ye basıp burada bak drop girdi yine. Bu dropları geliyor ara ara. Nedenini bilmiyorum. Çeviriler de bir nedense yavaş geliyor. Bak drop geldi. Bir tek sıkıntı var. Kart düşüyle bunlar var. Bununla can doldurabiliyoruz falan. Bir tane pot kullanabilirim. Bir de burada buna bastığında labirent bir tarafa doğru açılıyor. Ben yanlış açmış olabilirim. Bu iyi olmadı sanki. Ya drop niye giriyor? Anlık droplar geliyor. Çok sıkıntılı bir şey. Buraya doğru açıldı. Lan düşecektim ha. Bak yine drop girdi. Bu oyunla alakalı bu arada. Bilmiyorum neden olduğunu. Bu ne? Buradan yeni bir kapı. Ha, ikinci kata çıkıyor. Tamam. Keşke öbür tarafa doğru açsaydık ya. Öbür tarafa doğru açsaydık en azından. Ha geldi bir şey. Aç bakayım. Ekmek düştü sadece. Bak yine drop geldi. Niye drop geliyor ya? Tam sinematik gireceği zaman bir drop geliyor. Çeviriler de geç geliyor zaten. Page, ha, bunları atlayabiliyormuşum diyor. Hoppa atladım. Aç bakayım. Düzgün atlamam lazım gibi ama burada. Ay ay ay. Oyun fena durmuyor ama şu droplar niye geliyor anlamış değilim. Skill scroll'ları olacakmış. B'ye basıp oradan beceri kullan. He, bunu kullanıp ikinci beceri açabiliyorsun. Bir silaha iki tane combo sistemi ekleyebiliyorsun falan. Şeyi de güzel yapmışlar ya. Tutorial kısmını da iyi yapmışlar bence. Vay. Şimdi sol tuş bu. Sağ tuşta ikinci skill'i atıyor. Aa, boşa harcadım. Kaçınma iyiymiş aslında. Bunu daha iyi. Space'de daha iyi yapabilirim. Şimdi bir tane vuruyorsun. Bak yine drop girdi. Yine drop girdi. Bu drop'un olmaması lazım işte ya. Bu sıkıntı biraz. Sağ tuş ve sol tuşa geldi. Şurada zaten görüyorsunuz. Allah. Tamam, kaçınmaları da öğrendik. Allah düşüyordum lan. Hey! Düşüyordum. Ucu ucuna kurtardık. Bayağı iyi yapmışlar ya bence. Oynanış şu vuruşu falan başarılı yani. Hiç fena durmuyor. Buradan bir sonraki kata geçebiliriz de şunu bir alayım. Tamam şimdi geç. Böyle kat kat yukarı çıkıyoruz galiba. Aha geldi. Bu karakterler bana çok tanıdık geliyor bu arada nedense. Hikaye bu şekilde ilerliyor. Buradan okumanız gerekiyor. Yani sesli herhangi bir şey yok zaten. Lan yeter. Bir tanesini seçebiliyorduk. O da bunu verdi. Droplanma olayı bir sıkıntı gibi. Bak. Anlık droplanıyor. Bir de nedense CPU'ya çok yükleniyor oyun. Anlamadığım bir şekilde CPU'ya yükleniyor. Bak. Çıktı bir anda çıktı yani. Ne geldi? Bracelet diye bir şey. Demir kılıç. Eski kılıç mı kullanıyoruz? Bunu değiştirsek ne olur? Bunun bir tane daha beceri kitabı var mesela. Aktif, pasif. Yeni yetenekler açabiliyor musunuz mu? Bundaki yeteneği buna geçiremiyoruz mu? Değişikmiş.
Bu da bu bileziği takabiliyoruz. Eski kılıcı ne yapabiliriz acaba? Hmm, burada statlar falan var. Baya fena durmuyor yani. Baya başarılı duruyor aslında baktığımız zaman. Şu küçük yerde haritada gösteriyor bu arada. Haritayı gösteriyor daha doğrusu. Oradan nerelere gidebileceğimizi görebiliyorsunuz. Canımı sıkan şey şu anlık droplar. Niye oluyor anlamadım. Yani genelde konuşmayla alakalı bir şey o. Bu stun atıyor bu arada. Vurdu lan. Stun atıyor bu şu anda. Pasifi açık ya bunun. Sürpriz smash dedi. Level atladık bu arada. G'ye basayım bakayım. Geliyor mu bir şey? Gelmedi. Level atlayınca ne oluyor? Burada pot falan kullanabiliyoruz. Ulan direkt bir sonraki kata mı gidiyoruz? Sürekli yukarı kata gidiyoruz. Ölürsek de baştan bir daha başlayacağız. Standart roguelike her zamanki bildiğimiz oyunlar. Gel la buraya. Oy ya. Parayı büyük ihtimalle bir şey için sonradan kullanacağız gibi duruyor. Buradan nasıl çıkacağım galiba biliyorum ben ama. Tamam aldı. Export mu? Bakayım. X aldık ha. Exportları falan var. Burada da bir şeyimiz var. Hop aldım bunu da. Aa yeni bir item düştü. Şeyi bakalım hemen. Aa bizimki geldi ha. Oraya kadar gelebiliyorlar mıymış? Güzel. Dur. Gel la buraya. Aleyküm selam, hoş geldin. Allah düşüyordum ha. Oyun hiç fena durmuyor ya bu oyun. Bayağı hoşuma bile gitti yani. Kanka ne yapıyorsun, hoş geldin ya. Ben yine oyunlar deniyorum da. Bu da yeni oyun. Bu aşağı inmeyecek galiba. Biz bunun önüne çıkıp böyle atlayacağız buna. Bakayım. Pot verdi. Okey. Başka neyimiz var? Çıktık buraya da. Başka bir şey galiba yok. Aa geldi. Level falan da atlayacağız şimdi. Bakayım ne olacak. Aa level atladım. Bayağı paramarı alıyorum. Güzel. Devam ki. Dışarıdan geldin. Ha, iyiymiş. Nasıl yapsak ya? Buradan gidilmiyor mu başka yere? Böyle gideriz bence. Devam ki. Aslında şu küçük harita zaten gösteriyor nereye gidip gidemeyeceğini her şeyi de. Bir sonraki kata. Droplanma olayı olmasa oyun çok iyi ya. Anlık droplanma olayı var. O da gerçi şeyle oluyor. Ne denir ona? Yazılar geldiği zaman hikayeyle alakalı bir sıkıntı var gibi. Yazılar geldiği an patlıyor. Bir droplanma giriyor. Lan param düştü aşağı. Aga ya param düştü. Hayır! Düştüm lan. Lan nasıl düştüm oradan? 59 damage verdi ya. Acayip damage veriyor bir de. Geliyorum, geliyorum, gel. Buraya dön, buraya dön. Nasıl gideceğim oraya? Dur bakayım. Hoppa, hayır. Güzel. Geçtim ki oradan. Tamam. Devam ki. Şurada paramız var. Onu bir alayım. Ne var burada? Oha. What the? Bak yine drop geldi. Evet. Bazı yerlerde tuzak olabiliyormuş. Ha, drop geldi yine. Genelde hikayeyle alakalı bir droplanma var. Yoksa oyunla alakalı değil bu.
Ama can sıkıcı bir şey yine de tabi. Oğlum kötü vuruyorlar ha. Ama ölmeyiz herhalde. Zaten potumuz da var, daha kullanmadım bile. Bir de kaçabilirim aslında da. Ha, canımız zaten level atlayınca doluyor. O da güzel bir şey. Bayağı bir paramız da oldu. 1,5K param var. Bunu mesela nerede kullanacağım? Daha onu bilmiyoruz. Ona bakacağız şimdi. Bak yine droplandı. Abi drop olayı çok can sıkıcı ya. Yoksa hiç fena değil oyun. Bak yine drop. Yazılar çıktığı an bir droplanma var yani, kesin o. Orada bir yemek yememiz gerekiyormuş. Tamamdır, doyduk galiba. Bu ne abi? Patlayıcı büyük kitabı. Ne bu? Boşu boşuna kullanmış olabiliriz bunu da. He lan, onu burada kullanacaktık ya. Tabi onu şimdi gördüğüm için ben. Uzaklarda onu kullanıp patlama, büyük patlamalar yapıyor. Direkt tek seferde öldürebiliyormuşuz onu büyük ihtimalle. Onu geç görmeseydim iyi de. Girişi temizleyin, okey. Loving Cave açılmış falan. İstiyonun güç seviyesi tamam. Bak bir drop daha geldi. Evet. Düzelecek inşallah. Hadi bak. Heh. Şimdi burası önemli. Nerede harcayacağız parayı diyordum. Orayı da göreceğiz şimdi. Tamam lan, işte parayla al harcayacağız. Bunu bu kadar şey yapmana gerek yoktu. Bunlardan mı harcayacağız? Agam ya. Tamam, çok konuşuyor bunlar gerçekten. Bitmiyor. Allah, yanlışlıkla bir şey aldım. 3000 altının mı var benim gerçekten? Ha, neyimiz var? Önce dur. Şeye bakalım. Ticaret yapmadım ki lan. Şunu bir açsana bakayım. Neyimiz var? Bir tane daha koydum. Onu satacağım mesela. Bileklik lazım. Kalkan. Bu silahlar tek kılıç mı, çift kılıç mı? Kalkan alınıyor mu acaba yanına? Yüzüklerden 50 tane alabiliyormuşum. Bu ne lan böyle? Milyon milyar tane alabiliyorum. Şimdi satmak deyip eski kılıcı sat. Başka? Lan çıktım ya. Dur. Bir daha gir. Sattım, aldım. Buradan ne alabiliriz? Bileklik alabiliriz aslında. Kalkan alabiliriz. Kalkan pahalı birazcık ama. Teçhizat varmış. Böyle gruplayabiliyormuşsun. Sultan büyük kitabı varmış. Bu neymiş? Beceri açma şeyleri var böyle. Bir tane kalkan alacağım. Onu bir alalım. Ondan sonra tak bakayım kalkanı. İkisi takılıyor. Tamam. Bir tane daha bileklik alacağım. Sonra gerisini full yüzüğe harcayacağız galiba. Devam. Lan. Hay ya, elimin ayarına ya. Dur açıl bir. Bileklik alacağım bir tane. Gerisini full bunu harcayacağım. Kritik hasar alalım değil mi? Ha, bir tane alabiliyormuşum böyle zaten. Al, hepsini aldım. Param bitirene kadar aldım. Tak abi. Tak bunu, tak bunu. Hepsini taktık. Bir tane de ona takacağım. Bak bu da can iyileştirici varmış. Bayağı iyi. Okey. Bir tane yüzük eksik kaldı. Onun dışında komple taktı itemleri. Yani roguelike'ın bir... Roguelike'larda şey yoktur aslında da. Hani bir şey geliştirirsin sabit kalır. Bunu da birazcık daha böyle farklı yapmışlar. Baya böyle RPG gibi. Kendi itemlerini takıyorsun, oluşturuyorsun falan. Biraz daha değişikmiş o yüzden. Ama güzel. Bakayım. Bunlar depo herhalde. Depo olayı falanın da varmış. İyi, güzel. Adamlar bayağı detay kasmışlar ya. Burada da test yapıyorsun.
O stan olayımız falan var baya baya. Yaşayan mağara varmış. Kilitli bölümler varmış. Böyle ilerliyormuşsun falan. Ne bu? Bazı eşyaları sahip olduğu kaybedersin. He, diyor ki kaybedersin bazı eşyaları diyor. Dikkat et diyor girerken. Okey bakalım. Droplanma biraz düzeldi galiba. Şu an ilk başlarda bir droplanma vardı gerçi de. Şu an düzeldi gibi. Yalnız bunlar vuruyormuş agam. Tutan atıyorum deli gibi ama. Şu can dolduruyor mu? Aa. Skill olarak geldi lan bu. Kalkan mı bu? Dur dur. Dur bir şeye bakacağım. Ya bilekliğin özelliği. Kalkanınki ne? Kalkan pasif miymiş sadece ki? Oğlum çok fazla build yapılabilir lan. Şu yetenekler falan düşününce. Oyun bayağı hoşuma gitti. Oyun harbiden güzel. Çok basit ama çok da şey yapmışlar yani güzel olmuş. Roguelike oyunların geneli mantıklı kurulabilirse ve fizi demeyeyim de vuruş hissi de güzelse genelde tutuyor abi bu oyun. Yani potansiyeli yüksek oyunlardan biri görüyorum şu an. Hiç fena değil çünkü. Allah düşeceğim lan. Bir de buralardan düşme ihtimalin çok yüksek bu arada. Bura bu kadar galiba. Mesela şeyi merak ediyorum şimdi. Bunu ben buraya yaptığım zaman yeni bölümler açıyoruz da çok gereksiz oldu bu. Açılamayan yerlerde şunları kullanabiliyorsun falan. Ama buradan gitmenin bir anlamı olmadığı için boşuna açmış olduk. Bir de bazı yerler kendi açılıyor zaten. Çok gerekmiyor da. Ay bir şeyler geliyor yine. Dur lan ne oluyor? Sakin ol şampiyon. Gel bakayım. Güzel. Şimdi bunu istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. O güzel bak. Kullanıp direkt canımı da toparlayabilirim. Bak stun yedi. Dolabını açtım, pot çıktı. Başka bir şey var mı burada? Yok galiba. Rural Labyrinth'in devamını görüyorsunuz zaten. Hiç fena değil ya. Droplanma olayı da kalktı gibi şu an. Biraz daha iyi. Zaten onu dediğim gibi droplanma daha çok hikaye çıktığı zaman yapıyor da. Buranın devamı yok galiba. O yüzden geri döneceğim şuradan devam ki. Ben şu an ölümsüzüm bu arada ya. Ama şeyi tam ayarlayamamış olabilirler. Yani mümkün değil beni öldüremezler ki şu an. Boss falan gelecek mi acaba? Canımı da basabiliyorum direkt. Şuradan can basıp toparlayabiliyoruz. Bilmiyorum ya nasıl öleceğimi merak ediyorum şu an. Ölmem çok zor. Şu an için. Güç dengesini çok iyi ayarlayamamış olabilirler belki. Ya da şanslıyım. Şunun gelmesi zor bir şeydir belki. Lan param düştü gene ya. Aa, bir tane daha son parçayı da düşürmüş olduk. Al, HP'yi düşürdüm. Lan her şeyim var. Şu an fullenmiş oldu. Bütün itemlerim full yani şu an. Level atlıyoruz ha. Aha boss falan gelmiyor. Gerçi güçlenecek moblar değil mi? Gittikçe zorlaşabilir. Level atlıyoruz. Level'in bir anlamı olacak mı peki ya? Level atlıyoruz tamam da. Mesela buna yeni beceriler açabiliyoruz mu? Böyle bu tarz şeyler olacak mı? Oha. Ne oluyor lan? Kalabalıklaştı büyüdü moblar iyice. Bak. Çok iyi değil mi? Yerini gösteriyor vuracağı yerleri. Zaten bunda da gösteriyordu gerçi de. Alan hasarı büyük vuracağı zaman daha iyi gösteriyor şu an bak. Güzel güzel. Bayağı iyi. Ben bu oyuna böyle kitlenirim ya. Şu an çok kitlenmesi bir oyun gibi durdu. Hop hop. Hoppa. Ha ne bu? Kalkan düşmüş bir tane yine. Buradan devamı yok. Burası bitti.
Şimdi geri döneceğiz. Aşağı tarafa bir bakacağım. Lan vuramadım oraya. Bir tane artı iki artı basma olayı falan da mı var lan yoksa? Artı iki geldi. Artı üç kalkan geldi oğlum. Bu ne böyle? 41 defansmış. 39 defansmış. Bu daha iyi. Bunu takacağım. Bir de bunun özelliği de değişik. Zehir yanma ve uyku durumunu önlüyormuş. Okey. Öbür kalkan ne veriyordu? Bunda bir şey yok galiba. Düşük HP'ye geldiğimiz zaman savunma veriyormuş falan. Güzelmiş bayağı ya. Bir de kalkan şekilli şükürlüymüş lan. Parlıyor bu kalkan. Ne bak. Vallahi bayağı iyi. Şey düşse keşke ya buradan. Parşömen düşse de şuna yeni yetenek açsak bak beceri açabiliyoruz buna. Buradan geldik değil mi biz? Allah. Korkuyorum bir yandan da düşeceğim diye var ya. Şurada bir doygunluk olayı var. O biraz sıkıntı olabilir bize. Açlığı nasıl gidereceğiz lan biz? Tutan atıyorum ha. Fenalık. Level atladık. Temiz. Buradan gideceğiz. Işınlanma buradan. Geri dönme varmış. Geri mi dönsek lan? Ha meyve şey çıktı zaten. Tamam. Uygunluk 65'e çıkardık. Buradan böyle daha gidiliyor galiba da. İlerleyebiliriz ya da dönebilirmişiz. Ama ben buraları açmadığım için orayı da açmak istiyorum şu an. Daha çünkü buralarda bir şeyler var büyük ihtimalle. Oğlum açılıp duruyor bura. Gel la buraya. Ne var bakayım burada? Demiş de iyi vuruyorum ha. Ha kitap çıktı bu arada. Güzel. Dur şimdi deneyelim. Orada tamam mı? Tamam. Oradan hemen bakayım. Nereye gitti lan kitap? Kitap yok. Ha, büyük kitabıymışım. Neyse burada kullanmayayım. Buranın devamı var mıydı? Bu kadar galiba. O zaman devam ki. Allah! Oha havada döndüm lan. Devam ki o zaman. Ölmem bu arada mümkün değil ya. Lan düşünüyorum da yani. Daha can basmadım bile bak. Pot basmadım. Şunu bastığım an canım fulleniyor. Baya baya. Her şeyim full yani. Alanı buraya. Üf. Bunlar gittikçe büyüyormuş. Allah bu ne? Tamam. Bir tık ölebiliriz. Tamam. Zorlayıcı moblar geliyormuş. Tamam bunu öldürdüm. Agam. Fenasınız ha. Yakaladım onu. Bir de stun engeller diyor ya. Nasıl engelledin aga? Kalkan engelliyor yazıyordu bunu ama. Bak kahretmeye seni ya. Bakayım başka bir şey var mı buralarda yok. Devam ki. Buradan gidersek yeni bir yer açılıyor. Allah. Oyun bayağı keyifli ya. Oyunun potansiyeli yüksek. Ha skrill gel. Skrill scroll mu bu? Evet. Kullan bakayım. Oğlum bunu açacaktın lan. Buna mı açtı onu? Ne açtın? Sen zehir yan. Bunun hangisini açtı ya? Aynı şeyi açtı ya. Allah kahretmeye. Bir işe yaramadı. Bu moblar 3 levelmiş bak. Moblar gittikçe... Yol açalım. Aha.
Bana bunlarla gel ya, dur. Silaha tıkla. Heh, şu an silaha tıklıyken aç bakayım. Oldu mu? Oldu galiba. Beceri kitabını kullanmak için aa, bu ne oldu ya? Nereye ekledik lan biz onu? Kriyosu MP kazanıyormuşuz falan. Değişik ya. Bu ilk olayları çok farklı şeyler açılabilir olabilir. Bundayken bastım bu arada. Yine de bunda açtı galiba. Bilmiyorum, garip bir şey oldu orada. Yine olmadı istediğim gibi ama neyse. Devam. Buradan Allah. Yolu buldum bu arada. Düşüyordum ha. Bunlar fena hasar buraya. Alev özellikle çok fazla hasar buraya gibi. Bir can doldur. Bu arada bizim şey bitiyor ya. HP yükseltiyor. Yemeği arttıracak bir şeyimiz yok mu acaba? Neyse biz kata gidelim. Şuradan çıkacağım ben şimdi bu arada, uğraşmayacağım. Devam da edebiliriz de. Etmeyeceğim. Çünkü doygunluğum bitiyor. Ölürüz. Lan geçiliyor mu diyecektim. Geçiliyormuş. Hazine aç bakalım. Kalkan verdi. Hoppa. Lan. Lan. Ayy. Tamam ya, burayı alalım çıkalım direkt. Döneceğim. Devam da edebilirdik de. Droplanma olayı kalktı gibi şu an. Burada pasiflerimi görüyoruz. Burada yetenekler geliyor direkt. Oğlum çok iyi yapmışlar oyunun mantığı falan. Bayağı iyidir ya. Bir şeye bakalımdır. Kalkan. Bu kötü. Bu kötü. Bu tamam. Bunların hepsini satacağız. Geri kalanlar zaten takılı. Tamam. Gösteriyor mu? Takılı olanlar gösteriyormuş. Tamam. Bunu satacağız. Bir tane daha kalkan. Heh, şunu satacağım. Bir de bunu satacağım. Ulan takılı olanı satmadım değil mi? Tam gösteriyordu zaten. Dedim bir an attık mı diye de, tamam güzel. Yemekten almamız lazım. Yemek sıkıntı oluyor gibi duruyor çünkü. Başka giysi miyse almamıza şu an gerek yok gibi zaten. Vay. Fena durmuyor bu ama. Neyse tamam. Bankayla işimiz yok. Bu ne yapıyordu? Okey, neyse daha da uzatmayalım. Bence kafiydi bu oyun için. Daha oynarım aslında da. Çünkü gerçekten fena durmuyor oyun. Daha oynarım ben ama böylece videoyu bitireceğim. Allah, aşağı doğru çekiliyorum gittikçe. Böylece bitirelim. Oyun hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti bu arada. Genel bakışına gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz zaten. Gayet başarılı grafikler var. Sesleri yine başarılı. Konuşma sesleri yok. Belki o bir eksi sayılabilir. Onu belki ilerleyen günlerde ekleyebilirler. Daha gelişme aşamasında zaten çıkmamış. Tam sürümü şu anda çıkmadı yani, öyle söyleyeyim.
Onun dışında oynanışı dediğim gibi ben bayağı beğendim. Yani hiç fena durmuyor. Gerçekten fena durmuyor. Vuruş izi falan gayet başarılı olmuş hatta. Yine bunun dışında dungeon mantığı güzel diyebilirim. Gayet iyi yapmışlar diye düşünüyorum. Karakter geliştirme olayını falan böyle level eklenmesi işte itemlerin özellikleri falan baya böyle bir RPG mantığı verilmiş. MMORPG oyunlarda olur ya. Hafif o mantığa da benzettim. O yüzden zaten özellikle hoşuma gitti. Bakın şöyle bayağı özellikler eklenebiliyor. Silahların çeşitleri falan gelişiyor. Level atlıyorsun işte. Stat olayları falan var. Yani her şeyle oturmuş bir sistem var kendi içinde. O hoşuma gitti zaten. Öyle yani. Oyun bence dediğim gibi başarılı, gayet zevkli duruyor. Ben Captor'ı giderdim de ilk izlenim için daha doğrusu yeterli diye düşünüyorum. O yüzden böyle bırakacağım. Özetle bu şekilde dedim. Miss Rock böyle bir oyundu ve bu da ilk izlenimimizin sonuydu deyip böylece videoyu da bitirmiş.